Ben açık bir bayanım, namaz kılıyorum. Açık olduğum için namazım ve duam sahih olur mu? Tabii ki bir insanın bir işlemde günah işlemesi diğer taraftan ibadetlerini perdelemez. Yeter ki o günah küfür günahı olmasın. Çünkü küfür amelleri iptal eder. Ama fısık diye tabir ettiğimiz fasıklılık ise insanı iman dairesinden çıkarmayacağı için o günah farklı olarak değerlendirilir. Diğer taraftan yapacağı ibadet farklı olarak değerlendirilir. Bir bayanın açık bir şekilde dolaşması çok büyük bir günahtır. Yani bunu hafife almak doğru bir şey değildir. Ama bunun günahı ayrıdır. Bu bayanın namaz kılmaması daha başka bir günahtır. Bu bayanın oruç tutmaması daha başka bir günahtır. Veya işte diğer günahları sayabileceksek. Dolayısıyla bir kural vardır. Ma la yudrek kulluhu la yutrek kulluhu. Bir şeyi tam yapamıyorsak tam olarak terk etmek doğru değildir. Tamam, burada bir mazeret yoktur. Tam yapması gereken bir olaydır. Kapalılık, tesettür. Ama yapamıyorsam o zaman namaz da kılmayayım. Hayır, namazını kıl. Oruç da tutmayayım. Orucunu tut. O ayrı bir meseledir. Onun hesabı ayrı olacak. Onun hesabı farklı tutulacaktır. Ötekinin hesabı farklı tutulacaktır. Rabbim inşallah kapalılığı da nasip eder. Amin. İslam'ı bir bütün olarak yaşamayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin. Yani amelde tecezzi olabilir. Her bir amel farklı değerlendirilebilir. Her bir amel derken yani sevap veya günah olarak. Ama iman tecezziyi kabul etmez. Yani ben şuna inanayım, buna inanmayayım dediğiniz zaman o inanmama hepsini iptal eder. Evet, ama ben şu ibadeti yapıyorum, bu ibadeti yapamıyorum. Yapamadığım bu ibadet, yaptığım bu ibadeti iptal etmez. Haddi zatında şöyle de denir. Hasenat, yani iyilikler kötülükleri giderir ama kötülükler iyilikleri gidermez. Gidermez. Yani doğru yanlışı getiriyor ama yanlış doğruyu getirmiyor. Bu da İslam dininde bir kolaylıktır. Yeter ki o yanlış, küfür yanlışı olmasın. Evet. Ama tabii şunu da vurgulamak gerekir. Bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Ve son nefeste imanı muhafaza etmek, o yaşantının nasıl geçirildiğine bağlıdır. Yani sizin basit olarak görmüş olduğunuz bir günah, Allah-u Azimüşşan'ı gücendiren bir günahtır. Son nefeste faturasını ağır ödeyebilir. Tamam. Ki birçok kaynaklarımızda vardır. Yani bir insan işte son nefesine kadar işte ibadetle meşgul olmuş veya dini vazifeler yapmış, imamlık yapmış, müezzinlik yapmış ki Ruhul Beyan'da buna dair bir kıssa da anlatılır. Son nefeste şahit olun ki ben Allah'a küfrediyorum veya şahit olun ki ben bu önünüzde var olan şu Kur'an'a inanmıyorum deyip ruhunu teslim edip o şekilde kafir olarak gidiyor. Ve araştırıldığında, bakıldığında ki işte yaptığı bir günah, işte kadınlara bakma günahı veya avret mahallelerini bakma, gözetleme günahı. Oysa bu günah onu küfre sokmaz, helal itikad etmedikçe. Ama faturasını ağır ödemiştir. O yüzden yani ben imanımı kurtarırsam tabii ki insan ebedi cehennemlik olmaz. Ama imanını kurtarmak dünyada amellerden geçecektir. Yani bize hiçbir zaman o imanı kurtarma garantisi yoktur. Amelleriyle onu mukavemet altına, onu koruma altına almamız gerekir. O yüzden yaşantımız nasılsa ölümümüz de öyle olacak. Ölümümüz nasılsa dirilişimiz de öyle olacaktır. Nasıl ölmek istiyorsak öyle yaşamaya gayret etmek gerekir ki Rabbim cümlemize muvaffakiyetler ihsan etsin.